Tabii babanızla görüşüyorsunuz. Bugün görüştünüz diye biliyorum. Babanızın durumu nasıl önce onu sormak istiyorum. Eskiye göre gayet iyi durumu. Şu an tedavisi devam ediyor. Tabii Türkiye sizin çağrınızı çok kısa bir süre içinde karşılık verdi ve Cumhurbaşkanımızın talimatıyla, Sağlık Bakanımızın direktifiyle jet geldi ve babanızı aldı. Neler hissettiniz, neler yaşadınız? Yani şu anda babamın orada olmasından ötürü çok mutluyum. Hem babamın hem kardeşlerimin güvende olduklarını biliyorum en azından. Babamın tedavisi sürüyor ve en kısa zamanda iyileşeceğine inanıyorum. Tabii bu süreçte ve bu zamanda bize destek olan Sayın Cumhurbaşkanımıza, Sayın Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'ya ve bütün bize desteğini eksik etmeyen milletimize çok teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Yine söyledim, yine söyleyeceğim. Allah ülkemize zeval vermesin. Memleketinizle ilgili iddialar ortaya atıldı. Konya kulunu olduğunu söylendi. Yani Konya kuluyla ya da Sağlık Bakanımızla hiçbir şekilde bir akrabalığımız yok. Batman Gerçek kayıtlı Kayapınar köyünde yaşıyorduk buraya gelmeden önce. Daha birçok söylentiler var. Bunlarla da ilgili kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Babamın arabayla çekilmiş bir fotoğrafı var. Şunu belirtmek istiyorum ki o araba bize ait değildir. Babam milyarder değil. Şu an milyarder olsa şu an babamın yanında olmuş olurdum. Burada çalışmak zorunda kalmış olmazdım. Daha önce de hastanede çekildiği bir fotoğrafı şu anmış gibi gösteren ve bu şu an hani her yerde söyleniyor. Zaten fotoğrafa dikkatli bakıldığı zaman 2014'e ait bir fotoğraf olduğu görülür. Babamın AK Parti paylaşımlarından ötürü daha önce AK Parti üyesi olduğu söyleniyor. AK Parti üyesi değildir. Hepimiz özgürüz, hepimiz bir partiyi destekleyebiliriz. Biz insanlara nasıl hangi partiyi desteklediğine dair saygı duyuyorsak bunu da insanlardan aynı şekilde saygı bekliyoruz. Şov söyleniliyor. Özellikle şunu belirtmek istiyorum. CHP Milletvekili Sayın Engin Özkoç'un Twitter'da paylaştığı işte tiyatro şov tweetlerinin üzerine linç kampanyası başlatılmış. Sırf eleştirmek, hükümeti karalamak için insanları kamuoyunun önüne atıyorlar. Bu çok kötü bir durum. Bunlara maruz kaldığımız için gerçekten çok üzgünüz. Hiç Allah korkusu yok bu insanların. Ne söyleyeceğimi bilmiyorum. Tabii babanız tedavi altında Türkiye, İsveç'te bile olsa vatandaşlarının yanında Batmanlı olduğunuzu söylediğiniz bir Kürt vatandaşımızsınız. İsveç'te Evet. yaşıyorsunuz. Biz yine şunu söylüyorum. Biz Kürt vatandaşıyız, evet. Şunu da söylemek istiyorum ki Kürt kardeşlerim var ve bu söylentiler dönüyor her yerde. Genelleme yapmıyorum. Sadece söyleyenlere söylüyorum şunu. Hani şu söylentiler var işte devletimiz bizi ölüme terk ediyor, bize sahip çıkmıyor diye. Şunu örnek alabilirsiniz ki biz bir Kürdüz ve devletimiz bir Kürt vatandaşına ta İsveç'e kadar uçak yollayıp kendi ülkesine getirdi. Yani buradan da şunu anlayabiliriz ki bizim devletimiz ne Kürt ne Türk ayrımı yapıyor. Hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz. Evet, hepimiz biriz, hepimiz kardeşiz tabii. Türkiye sizlerle, tabii Türkiye dediğimiz gibi dünyanın dört bir yanına 60 bine yakın vatandaşını Türkiye'ye getirdi. Babanızın da durumunu siz ifade ettiniz ve kısa sürede Türkiye'de inşallah kısa sürede babanıza kavuşursunuz. İnşallah. Şunu da belirtmek istiyorum ki şu anda çok fazla bu olay konuşuluyor. İsveç'in bizim hakkımızda dava açıldığı söylentileri var. Bu kesinlikle yanlıştır. Öyle bir şey olsa ilk bizim haberimiz olurdu. Şunu söylemek istiyorum ki Türkiye vatandaşı olmaktan gurur duyuyorum. Ben ülkemin büyüklüğü karşısında gurur duyuyorum. Milletimizin bu Türk devletimizin yaptığı davranıştan ötürü gurur ve onur duyması gerekiyor. Çünkü bütün dünyaya örnek bir davranıştı bu. Hani kendi milletine nasıl sahip çıkılır bunu gösterdi bu davranışıyla.
Evet, tekrar tekrar geçmiş olsun.